Piyasat ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Piyasat programında birazdan Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş bizimle olacak. En son biliyorsunuz Doğan Holding'in şirketlerinden iştiraklarından Galata Wind'in halka arzı var. Enerji tarafını konuşacağız. Yenilenebilir enerji. Öte yandan Aytemiz tarafı holding bünyesinde önemli gelirlere sahip akaryakıt tarafı. Otomotiv sektörü ve bununla beraber de bundan sonraki süreçte Doğan Holding'in yatırım planları ve elbette döviz pozisyonlanmasını da ele alacağız. Hisse performansını yine soracağım Çağlar Bey'e. Sorularınız olursa Bloomberg Twitter adresine onları da iletebilirsiniz. Hemen akabinde Bloomberg Rusya muhabirine gideceğiz. Kendisiyle Rusya'dan son gelen faiz artışı hamlesini konuşacağız. Beklentinin üzerinde bir faiz artışı yaptılar. Çünkü enflasyonları %5.4 seviyesine geldi. Bu genel olarak Türkiye ve diğer gelişmiş ülkelerde reel faizleri hangi seviyeye getiriyor? Biz ne kadar rekabetçiyiz? O tarafı konuşacağız. Çünkü yılbaşından itibaren bakıldığında aslında kurdaki en sert değer kaybı olan ülke Türkiye. Fakat faizi en yüksek olan da biziz. Burada bir elbette bir anomali var. Bunu da ele alacağız. Programın ikinci bölümünde ise biliyorsunuz son birkaç gündür gündemimizde olan maalesef kripto paralarda yaşanan mağduriyet. Aracı platformların kripto para işlemi yapacağınız platformlardan kapananlar, yurt dışına gidenler, MASAK'ın yine soruşturma açtığı şirketler var. Nereye kadar devam edebilir? Bir regülasyon gelecekse bu regülasyon nasıl olmalı? Onu da Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi İsmail Hakkı Polat'la değerlendireceğiz. Ve son olarak da İrfan Donat'la beraber sizinle sizlere tarım emtialarındaki son fiyatlamayı ve orada yaşanan başta soya fasulyesi olmak üzere yükselişi, gıda enflasyonuna dair beklentileri ele alacağız. Şimdi gelin bir piyasalara bakalım. Çünkü biliyorsunuz hafta sonundan kalan gündemde bir yandan ABD'den gelen açıklamalar, ABD Başkanı Joe Biden'ın talihsiz açıklamaları Ermeni soykırımına dair, bu dış politikada iklimi gerginleştirdi. Öte yandan Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun rezervlere ilişkin yaptığı açıklama bir televizyon programında, hatta 2-3 televizyonda ana saatte yayınlandı, saat 9'da yayınlandı ve bu röportaj, bu mülakatta bazı soru işaretleri vardı piyasada. Bu haftaki enflasyon raporunda da bu soru işaretlerinin cevapları aranmaya çalışacak ama tüm bu belirsizlikler, öte yandan Türkiye'de acaba tam kapanma olur mu? Bugün oraya dair de açıklama bekliyoruz. Bunlar Türk lirasındaki baskıyı arttırdı. Dolar TL 8.40'ın üzerine doğru bir yükseliş yaşamıştı. Şu an bulunduğumuz seviye bize 8.30'ları gösteriyor. Bankalarla konuştuğumuzda ağırlıklı olarak bireysel taraftan bu işlemlerin gerçekleştiği, günlük işlem hacimlerinde bireysel yatırımcının da fiyat hareketlerine, bu yüksek fiyat hareketlerine sebep olduğunu söylediler. 8.47'ye kadar yükselmişti biliyorsunuz kur, onu da hatırlatalım bu sabah saatlerinde. Şimdi tekrar 8.30 seviyesinde. Borsa İstanbul'da ise Türk lirasından farklı bir seyir var. Orada zaten pozitif bir açılış yapmıştık. Yön hala yukarı, %1.5 yukarıda 1365 puan seviyesinde bir BIST 100 var. Borsada puan bazlı katkıya da hemen bakalım. En çok artan ve düşenlerde kimler var ve borsadaki bu pozitif hava hangi hisseler önderliğinde gerçekleşiyor diye. O tarafa baktığımızda Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Turkcell, Pegasus, Petkim önderliğinde bir yükseliş var. BIST 100'de en çok puan bazlı katkı bu hisselerden geliyor. Yüzde puan olarak en çok artanlarda ise Net Holding, Ege Endüstri, Borusan ve Türk Traktörü görüyoruz. Bugün için Fenerbahçe, Tüpraş, Coca-Cola, Vestel Beyaz Eşya, Odaş en çok değer kaybedenler de borsada sınırlı da olsa değer kaybeden ve puan olarak aşağı çeken hisseler var. Arkadaşlarımız da ekrana getirdi. Bunlar da etkiliyor diyelim ve gidelim buradan İntegral Yatırım Menkul Değerlere detayları Seda Yalçınkaya üzere soralım. Seda hoş geldin, iyi haftalar. Yoğun bir gündem, yoğun bir haftaya başladık. Enflasyon raporu ve elbette dışarıda da Fed'i takip edeceğiz. Ama onun öncesinde hem Türkiye'de CDS'lerin yeniden 440 puanın üzerine gelmesi, Amerika ile yaşanan husumet, hem öte yandan elbette Merkez Bankası Başkanı Cuma günü verdiği mülakattaki açıklamalar piyasalarda yankı buldu. Siz hangi gelişmeleri piyasada kayda değer buluyorsunuz, sana sorayım. Bu gelişmelerin hepsi aslında TL'deki değer kaybını oldukça net bir şekilde ortaya koymuştu. Sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasladığımız zaman biz %1 gibi bir değer kaybediyorduk. Şimdi %1 gibi değer kazanıyoruz ve pozitif ayrışmış durumdayız. Yani açıkçası o hareketler büyük bir ihtimalle portföy hareketlerinde ortaya çıkacak ama genel itibariyle TL'yi besleyebilecek bir yükseliş hareketinde ya da TL'ye değer kazandırabilecek bir haber akışı
içerisinde değiliz. Bunlara baktığımız zaman Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarında bu hafta zaten enflasyon raporu bekleniyor. Yılın ikinci enflasyon raporunda büyük bir ihtimalle bu açıklamalarından farklı bir açıklamalar olmayacaktır ama soru cevap kısmında büyük bir ihtimalle Merkez Bankası'nın kredibilitesini artırabilecek ya da kredibilitesiyle ilgili soru işaretleri olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar en çok sorular konusunda olacaktır ve fiyatlama isteği içerisinde olunabilecek noktalar bunlar. Dolayısıyla aslında Türk lirasına baktığımız zaman dolar TL'de yukarı yönde harekette 8.50-8.47 bandına doğru yükselen bir kur hareketi vardı. Buradan hani teknik anlamda da aşağı yönde bir düzeltme olabilir. Yerli de adımların biraz daha muhtemelen gerçekleştiği bir ortam da oluşabilir. Biz bunları düşünüyoruz ama genel eğilim neresi diye baktığın zaman dolar TL'de yaşanan tüm gelişmelerle birlikte yukarı yönde hareketin halen daha devam edebileceği bir ortam var. 8.20'nin altına geri çekilmesi kısa vadede bir miktar önemli olabilir. 8'lere doğru bir hareketi beraberinde getirebilir ama dolar TL'de kalıcı aşağı yönde hareketi getirebilecek bir katalizör ya da bir gelişme yok. Yani bunu sağlayabilecek bir şey yok, haber yok, gelişme yok. Dolayısıyla biz yönün yukarı olacağını ve geri çekilmelerin de sınırlı bir şekilde piyasada karşılanabileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan borsada evet ters bir hareket var. Borsada yükseliş eğilimi alıyoruz ama çok güçlü bir borsadan da bahsetmek mümkün değil. Büyük bir ihtimalle yukarı yönde 1393-1400 bandı eğer aşılamazsa muhtemelen buradan kar satışları gelecektir. Dolayısıyla hani yine %100 mesela hissede olunabilecek bir ortam halen daha yok. Dolayısıyla orada biraz daha dikkatli olmakta fayda var portföylerde ama bilanço dönemindeyiz. İşte Otkar'ı aldık mesela, Vespe'nin bilançosunu aldık, Hektaş'ın bilançosunu aldık. Üçünde de çok iyi bilançolar var. Ben 2020 yılının birinci çeyreğinde özellikle sanayi şirketlerinde yüksek karlılık açıklanabileceğini düşünüyorum. Keza bu akşam Arçelik'in bilançosunu ve Türk Traktör'ün bilançosunu da alacağız. İkisinin de hem FAVÖK tarafında hem net karlılık kısmında iyi artışlar olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hisse bazlı hareketler olabilir. Bu da endekste puan bazlı getiri elde ettirebilir. Ama dediğim gibi 1393-1400 bandının üzerine yükseliş olmadığı takdirde bu yükselişler kar satışları için çok iyi bir şekilde kullanır. Böyle bir durumda ise 1300 ile 1390 arasında bir sıkışık eğilim oluşabileceğini düşünüyoruz. Bizim için bizi yukarı yönde itecek, güçlendirebilecek bir katalizöre, bir habere, bir gelişmeye ihtiyaç var. Ne yazık ki o da şu anda mevcut değil. Bu hafta mesela gelişmekte olan ülke para birimleri için belki Powell'ın söyleyecekleri önemli olur. Fed'in karar metni önemli olur ama orada da çok önemli bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyorum Seda aktardıkların için. Kısa bir yere arın, hemen arkasından Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş bizimle olacak. Piyasa saatinde bugün ilk konumuz Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş dedik. Çağlar Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Genel olarak tabii sadece Türkiye değil tüm dünyada şirketlerin nakit akışını yönetmekte zorlandığı bir süreçten geçiyoruz. Çok fazla belirsizlik var elbette. Biraz öncelikle ben bu son bir iki seneyi detaylandırmanızı rica edeceğim. Geçen sene Mart'tan pandeminin başından itibaren tabii açıklanan bilanço ve kar rakamlarına bakıldığında aslında piyasa beklentileriyle, analiz beklentileriyle uyumluydu ama bu kadar riskin olduğu bir ortamda nasıl bu süreci yönettiniz? Biraz sizden dinleyelim. Evet, teşekkür ediyorum, ben de sağ olun. Dediğiniz gibi 2020 hedeflerimizi tutturduğumuz bir sene oldu. Hem brüt kar anlamında yaklaşık %20 büyüdük. İşte FAVÖK anlamında ciddi bir artış oldu. Net karda da hem operasyondan gelen hem de yatırım faaliyetlerinden gelen artışla çok ciddi bir net kar elde ettik. Bunların hepsinde ciddi artışlar oldu. Hatırlatmak adına söylüyorum, özellikle net karımızda 617 milyondan 1.39 milyar liraya yükseldi. Şimdi bunu yaparken biz tabii daha önceki görüşmelerimizde de bahsediyorum. Açık pozisyona çok dikkat ediyoruz. Yani şirketlerde geliri yabancı para olan şirketlerde borçlanmaya bir miktar yabancı para yapıyoruz. Hiçbir zaman geliri Türk lirası olan bir şirketimizde yabancı para borçlanmıyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz açıkçası.
Nakit yönetimi anlamında da 2020 belki şirketlerin işletme sermayesi, tahsilat, borç, alacak dengelerini yeniden sorguladıkları bir yıl oldu tüm Türkiye için. Biz de öyle yaptık. O yüzden işletme sermayelerimizde ciddi optimizasyonlara eriştik. Birçok şirketimiz aslında 2020 yılında işletme sermayesini azalttı. Bu anlamda da ciddi bir nakit fazlası elde ettik. Ki bu aslında 2020'de ciddi de bir yatırım yapmış olmamıza rağmen bunları birleştirince de demin size bahsettiğim olumlu sonuçlar ortaya çıktı. Peki Çağlar Bey, burada tabii medyadan gelen, en son satıştan gelen de bir net zaten döviz geliriniz vardı. Şu an bakıldığında aracı kurum raporlarında da Doğan Holding net döviz pozisyonu olan şirketlerden bir tanesi, nadir şirketlerden biri olarak gözüküyor. Ve mesela bakıyorum yaklaşık 350 milyon TL'nin üzerinde bir kur farkı geliri yazmanız bekleniyor bu çeyrek itibariyle. Biraz bahseder misiniz bundan? Şu an tabii ilk çeyrek bilançosu kar rakamı henüz açıklanmadı ama hem ilk çeyrek özelinde sorayım bunu, hem de 2021'in tamamında bu kurdaki son yükselişten ne kadar bilançoya katkı olacak? Evet, şimdi bunlar tabii dediğim gibi yani bu çeyrek bitmediği için bu yılla da ilgili net rakam tahmini doğru da değil biliyorsunuz, ama belki çok kısaca şeyden bahsedeyim. 2020 ile de ilişki kurmayı kolaylaştırmak adına söylüyorum. Bizim 2020'de FABÖK'ümüz 679 milyondan 900 milyona yükseldi. Yani FABÖK biliyorsunuz daha operasyonel ağırlıklı bir metrik. Net karımız da 617 milyondan 1.4 milyar liraya yükseldi. Yani dolayısıyla aslında bizim net karımızın artışında hem FABÖK artışının etkisi var, hem de finansa yatırımlardan elde ettiğimiz kazançlar var ki bu kazançların bir kısmı da malum kur farkından geliyor. Bir kısmı da bildiğiniz kazançtan geliyor. Dolayısıyla biz 2021'in de kur hareketleri böyle olursa paralel olacağını düşünüyoruz. Yani bütçelerimizde de FABÖK'ün artışını bütçeledik. Ciddi de bir FABÖK artışı bütçeledik. Hem de yatırım faaliyetlerinden gelen artış olacaktır. Onun da bir kısmı kur farkı, bir kısmı da bildiğiniz yatırım faaliyetlerinden elde edilen faiz ve benzeri gelirler oluyor. Reel yani büyüme bekliyor musunuz? Yani nasıl? Reel olarak bir büyüme bekliyor musunuz karlılıkta? Yani yaklaşık tahmin işte %15-16'larda bu yılı bir enflasyonla kapatacağımızı varsayarsak, reel anlamda enflasyonun üzerinde bir artış olabilecek mi karlılıkta? Evet, bekliyoruz. Peki şimdi biraz alt detayları konuşalım. Reel büyümeyi de belki şöyle açmakta fayda var bizim üzerimizde. Bizde işleri genelde hani geçen seneden aynen devam eden işler, bir de yeni yatırımlar ekleyerek diye bakıyoruz. Biliyorsunuz geçen sene biz önemli yatırımlar yaptık. Yani bir tanesi bir esnek ambalaj şirketinde çoğunluk yatırımı yaptık. İzmir'de SESA, esnek ambalaj. O mesela bizim bu sene büyüme beklediğimiz ve şu anda da gördüğümüz alanlardan bir tanesi. Keza yaklaşık 60 megawattlık bir Taşpınar santrali ekledik Galata Yenilenebilir Enerji Şirketi'ne. Otomotiv tarafında MG markası, Kimco markası gibi yeni distribütörlükler aldık otomotiv şirketimize. Bunlar tabii bizi enflasyon üstünde büyüme konusunda hem EBITDA anlamında hem net kar anlamında iyi bir yere taşıyor. Olan işlerimizdeki yatırımlar ek olarak. Şimdi biz de geçtiğimiz haftalarda aslında hem Doğan Trend Otomotiv'i hem de Galata Wind'i burada konuk olarak ağırladık. Gerçekten oradaki projeleri şirketlerden birebir dinledik ama Çağlar Bey, ben biraz CEO şapkanızla bu yıl stratejiyi belirlerken hangi sektöre daha fazla yatırım yapacaksınız? Beklentiniz pozitif. Hangi sektörlerde riskler ve belirsizlikler daha fazla? Biraz bunu anlatmanızı rica edeceğim bize. İştiraklara bakıldığında bu yıl için sektörel ayrışma nasıl olacak? Evet. Yani bizim için bir kere her şeyden önce ihracat potansiyeli olan iştiraklerimiz her zaman bir kere çok önemli. Yani bu çok net. Dolayısıyla sanayi işlerimiz çok ön planda. İkincisi biliyorsunuz çok yakın zaman önce halka arzını yaptığımız yenilenebilir enerji konusu bizim için çok önemli bir konu. Öncelikli bir şirketimiz. İyi de giden bir şirket. Yatırım yapıldı ve yatırım yapılacak bir şirket. Keza biz bu mobilite dünyasının çok yeni oyunculara, yeni büyüme alanlarına imkan tanıdığını düşünüyoruz. O yüzden daha önce sizin programınızda da konuştuğumuz üzere bu mobilite konusuna ciddi yatırım yapıyoruz. Hem yeni distribütörlüklerle hem de yeni iş modelleriyle. Bir de teknoloji tarafında ciddi yatırımlarımız var. Orada da Hürriyet Emlak tarafı biliyorsunuz önemli. Bu medya satışından sonra o bizim Doğan Holding'de kaldı. Orada da Goldman Sachs'la da ortaklığımız var. Ciddi bir teknoloji dönüşümü geçirdik. Şimdi de bunu aktif olarak piyasada daha hızlı büyütmeye hedefliyoruz. Dolayısıyla bunlar gerçekten öne çıkan alanlar diye özetleyebilirim.
Peki bir diğer merak edilen konu da şu. Bundan sonraki süreçte özellikle tabii yatırım bankacılığı faaliyetleri Doğan Holding'in. Bu tarafta en son verdiğiniz demeçte tabii çok önem verdiğinizi söylediniz. Ben bunu sadece Doğan bünyesinde söylemiyorum. Yani Türkiye'de çok büyük bir açıklık var bu konuda. Çok büyük bir ihtiyaç var. Yatırım bankacılığının ne olduğunu kavrayabilmiş değiliz ki. Dünyada aslında birçok şirket finansmanını bu şekilde elde ediyor. Biz ancak girişimcilik startup ekosisteminde sıkışıp kaldık. Biraz bahseder misiniz? Hem dünyada bu anlamda trendlerini hem Doğan Holding'in buradaki vizyonu. Evet, evet. Yani yatırım bankacılığı dediğiniz gibi Türkiye'de maalesef çok iyi tanınmayan bir alan. Dolayısıyla şirketlerin aslında doğru sermayeye erişmesi, doğru enstrümanlara erişmesi açısından yatırım bankaları biliyorsunuz çok kilit görev üstleniyor dünya ekonomilerinde. Yani büyük ülkelere baktığınızda büyük bankların yanında çok büyük de yatırım bankaları var. Yani biz Türkiye'de böyle bir fırsat olduğunu düşündük. Genelde yatırım bankaları Türkiye'de aracılık hizmeti veren kurumlar, yani arkasında büyük bir sermaye gücü olmayan kurumlar. Dolayısıyla sermaye ile bu aracılık ve bilgi birikimini birleştirdiğimizde aslında Türkiye'de ciddi bir değer yaratabiliriz diye düşündük. O birinci ayağı. İkincisi de keza Türkiye'de fintech hızlı büyüyor. Bu konu iyi gidiyor. Özellikle elektronik ticaret platformlarında üye işyerleri ya da COBI dediğimiz segmente de yönelik teknoloji etkin kullanıp bu finansman araçlarına erişimi vermek bu yatırım bankasındaki ana ikinci amacımız. Bu ikisi de bize heyecan veren projeler. Yani orada biz koca bankalarla rekabet etmek değil, kendi alanımızı yaratmaya çalışıyoruz. Şimdilik de hani hazırlıklar bitti. Faaliyet izni için artık gün sayıyoruz. Peki biraz itemizden bahsedelim. En son akaryakıtta tavan fiyatının etkileri olacak deniliyordu. Itemizin özellikle son kar rakamlarına, son bilançosuna bakıldığında nasıl görüyorsunuz? Bu yıl için orada özellikle bu düzenlemelerle beraber karlılık üzerinde bir baskı oluşacak mı? Marjlar nereye gelir? Evet, evet. Şimdi itemiz akaryakıt sektöründe tavan tabii ki olumsuz etki ediyor karlılığa. 2 aylık süre içinde biliyorsunuz geçerli o. Dolayısıyla 2 aylık sürelerden sonra tabii ki regülatör yapının uzatma şansı ve ihtimali olmakla birlikte genelde geçmişte öyle olmadı. Dolayısıyla bir miktar sonra, bir süre sonra tekrar sektör eski uygulamalarına daha yakınsıyor. Muhakkak olumsuz etkisi olacak. Fakat itemizde biz 2019'dan itibaren biraz aslında stratejiyi ince ayar yaptık. O da şudur. Biz dedik ki önce temel ayaklarını tam bir oturtalım itemiz. Mesela itemizin yeni market, yeni hizmet, yeni mikro ödeme, arabadan çıkmadan ödeme gibi inovatif çözümlerini hayata geçirdik. Ve ondan sonra daha hızlı büyüyelim dedik. Şu an o evreye geldik itemizde. Itemiz güzel bir haber. Yani 2019'da kar etti. Aslında itemiz bu Covid'den, pandemiden en çok etkilenen İki işimizden bir tanesi. Takdir edersiniz hafta sonları ve akşam 7 ya da 9'dan sonra sokağa çıkma yasakları en çok tabii araba sürüşünü etkiliyor. Dolayısıyla ona rağmen 2020'de yaklaşık 30 milyon lira civarında net kar etti. Yine 2021'de de iyi bir kar ve EBITDA bütçesi var. Dolayısıyla o anlamda dediğiniz gerçek, yani tavan fiyat uygulaması bir miktar negatif etkilese de yeni belirlenmiş yapıda aslında karlılık odaklı bir strateji oluyor ve o doğrultuda da ilerliyor. Peki öte yandan tabii otomobil sektöründe az önce biraz değindiniz tabii. Doğan Trend Otomotiv'e dair de beklentileriniz güçlü. Zaten otomotiv sektörü iyi bir seneydi 2020 için ama tedarik sıkıntıları var, artan maliyetler var, fiyatlar var. Biraz o tarafı da sorayım. Oraya karşı bakışınız nedir? Evet, şimdi tedarik sıkıntısı maalesef çip tarafında bütün otomotiv sanayicilerin, distribütörlerinin de bir riski. Bizde de var bir miktar. Bizim segmentimizde şu ana kadar çok sınırlı etkiliyor. Biz orada biraz farklı olarak aslında uzmanlaşmayı kendimize ana amaç edindik. Mesela elektrikli araba ve hibrit arabalarda bu MG'nin distribütörlüğü bize önemli bir açılım oldu. Çünkü yine biliyorsunuz çok büyük bir global üretici SAIC'in alt markası. O anlamda ciddi bir verimlilik şansı yakalamayı hedefliyoruz. O ciddi bir adım. Bunun dışında COVID'in toplu taşımayı kullanımını azalmasından dolayı iki tekerlekli kullanımının çok arttığını görüyoruz. Piaggio Vespa'ya ek olarak Kimco distribütörlüğünün o anlamda olumlu etkilerini görüyoruz. Bir de ikinci el işimizde de yine çok hızlı büyüyen segment olan su segmentine odaklandık. Sumarket.com isimli bir işi hayata geçirdik. Bunları birleştirdiğimizde biz otomotivi bir sepet gibi görüyoruz. Yani
Şunu söylemek önemli. Otomotivde sadece birinci el, sadece ikinci el, sadece distribütörlük ki bunlar aslında volatiliteye daha açık iş modelleri. Böyle bir portföy oluşturduğunuzda aslında bir işiniz biraz kötü gittiğinde genelde öbürü ikinci el iyi gidiyor. Ve onu da gördük 2020'de. Bu sene de öyle görüyoruz aslında. Bazı ÖTV segmentine giren modeller nispeten az satılırken bir bakıyoruz. İki tekerlekli ya da deniz motorları segmentinde inanılmaz bir talep var. Motor yetiştiremiyoruz gibi. O portföy aslında birbirini biraz hece etmiş oluyor. Peki şimdi ben yönetmenimizden rica edeyim bir hisseyi ekrana getirelim. Ona dair de çok kısa sorularım olacak size. Tabii halka açık bir şirket Doğan Holding. O tarafa bakıldığında aslında Mart'taki o sert düşüş tüm dünya borsalarına ve Türkiye borsasına hisseyi 1 lira 30 kuruşa kadar gerilemesine sebep olmuştu. Şu an 2 lira 96 kuruş seviyesinde. Elbette burada tek yüklü bir alımla bir dönem bu yılın başında Şubat'ta 4 TL'nin üzerine kadar yükseldikten sonra tekrar bir düzeltme yaptı. Şimdi mevcut hisse performansına bakıldığında ne kadar yatırımları sizce yansıtıyor hissenin performansı? Yerli yabancı sahipliğini nasıl görüyorsunuz ve bundan sonraki süreçte elbette hem Doğan Holding'in yatırım planları hisse performansını etkileyecek mi? Temettü beklentisi, bedelli bedelsiz sermaye artışı bunları da yatırımcılar merak ediyor. Onları da sorayım size. Evet, aslında basit basit cevap vereyim hepsine. Bir kere bizim kesinlikle hani defter değerimizin hala çok ciddi indirimli olduğunu düşünüyoruz hisse değeri olarak. Hani pozitif anlamda bakarsanız 2020 yılında BIST 100 %22 arttı. Biz %72 artış gösterdik. İşte piyasa değeri 1 milyar doları aştı. Dediğiniz gibi bir dönem biraz fazla arttı. O sonra bir miktar geri geldi. Bizimle ilgili dolayısıyla bir kere hala çok ciddi yani hem elimizdeki nakit hem yatırımlarımız hem mevcut işlerin karlılıklarını yan yana koyduğumuzda çok ciddi bir indirim olduğunu görüyoruz ve düşünüyoruz. İkincisi bizim grupla ilgili özellikle halka açık iştirak sayısını arttırmak, dolayısıyla finansal raporların o anlamda daha geniş olması gibi alt iştiraklerde bir genelde geri bildirim alıyoruz piyasadan. Galata o anlamda halka arz biliyorsunuz geçen hafta oldu. O önemli bir gelişmeydi. Onu yaptık bitti. O önemli bir iştirakimizi halka açmanın getirdiği de bir olumlu etki olacağını düşünüyoruz açıkçası. Temettü dağıtım politikasında da biz hep temettü dağıtmayı hedefliyoruz. 2020 yılında da temettü dağıtıyor olacağız. Dolayısıyla hani bu konuda da çok büyük bir öngörülemez bir gelişme olmadığı takdirde hani bu politikayı devam ettirmeyi planlıyoruz açıkçası. Halka açmayı düşündüğünüz başka şirket var mı ya da çalışma yaptığınız sektörde sorabilirim şirkette? Valla planlarımız var ama hani şimdi şirket ismi söylemeyeyim dediğim gibi yani mevzuatı da tam bilmiyorum bu konuda var. Biz özellikle büyüme hikayesi olacak trendlere de uygun şirketleri önceliklendiriyoruz bu konuda. Mesela Galata'dan orada örnek vereyim. Biz Galata'yı halka arz ederken Moody's'in de bir yan kuruluşu olan Vigeo Elinis diye bir firmayla bir ESG değerlendirmesi yaptık. Ve bu ESG dediğimiz konu da işte biliyorsunuz sürdürülebilirlikle ilgili sosyal yönetişim ve çevresel açılardan değerlendiriyor. 57 diye bir not aldık. Bu işte güçlü kategorisine giriyor. Robust diyorlar buna. Mesela biz bunun etkisini olumlu gördük. Galata'nın halka arzında bu emeklilik fonlarından mesela Goldman ve Norges %5'in üstünde pay aldılar. Bunu açıklayabiliyorum çünkü kapıda yapıldı bunların hani 5'in üzerinde çıkıldığı için. Mesela bu ESG konusu grup için ve bence aynı zamanda Türkiye'deki önemli şirketler için de bir fırsat olarak görüyorum ben. Buralara çok ciddi fonlar ayrılmış vaziyette. Ama bu yola da girilmezse de şeyde gittikçe görüyoruz. Yani biz bazı firmalarımızda yabancı müşterilerimiz bizimle artık çalışırken ESG sertifikan ya da ESG notu ne diye sormaya başladı. Yani yapıldığı takdirde fırsat yapılmadığı takdirde biraz böyle sanayinin önünde özellikle tehdit olabilecek noktada. Dolayısıyla şirket adı anmak istemem ama özellikle makro trendlere uygun şirketlere evet niyetimiz var. Çağlar Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Doğan Holding ailesi için de iyi bir sene olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi Rusya'daki faiz artışını konuşacağız dedik. Oradaki detayları Onya Queen ile konuşacağız. Bloomberg muhabiri. Hello Onya. Merhaba Onya. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hello. Merhabalar. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Onya, Rusya 50 bas puanlık faiz artışı yaparak şaşırttı piyasaları. Bunun arkasındaki en büyük sebep neydi? Tabii
En büyük sebep şu, ruble oynaktı ve enflasyon korkuları vardı. Ruble ciddi bir şekilde şoka maruz kalmıştı son birkaç haftada ve Rusya'da zaten Mart ayında buna tepki vererek faizleri arttırmıştı. Aynı şekilde ABD'nin Rus tahvillerine yaptırım uygulaması vardı ve bu da çok fazla endişe yarattı. Ukrayna sınırındaki askerlerin olması durumu da çok fazla gerginlik yarattı ve bu da rubleyi etkiledi. Rusya ekonomisi de beklentiden hızlı bir şekilde toparlanıyor. Pandemiden hızlı bir şekilde toplanıyor. Bu da tabii ki faiz arttırma sebep olarak gösterildi. Pekala Onya, şunu da sormak isterim. Piyasa tepkisi ne oldu ve daha fazla ne bekleyebiliriz, ne beklenebilir? Ruble güçlendi aslında bankanın cuma günkü attığı adımdan sonra. Ancak hala jeopolitik riskler de var. Bunları da dikkate aldığını söyledi Rusya Merkez Bankası. Cuma günü Ukrayna ile alakalı bir açıklama yaptı ve aynı şekilde insanların daha da fazla yaptırım uygulanması endişelendiğini biliyoruz. ABD tarafından daha fazla yaptırımın endişelendiriyor. Aslında Navalny'nin de durumu çok önemli. Daha fazla endişe ve yaptırım korkusu geliyor. Onun sağlık durumu daha da kötüleşti. Amerika'da zaten bunun çok ciddi sonuçları olabileceği konusunda Rusya'yı uyarmıştı. Bu da yine aynı şekilde rublenin zayıflamasına sebep olabilir. Ancak cuma gününden beri rublede biraz güçlenme durumu var. Daha fazla faiz artırımı bekleniyor mu? Bu da son soru. Evet. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabulina şöyle dedi. Daha fazla sıkılaşma gelebilir açıklaması yaptı. Ve daha da fazla sıkılaşmayı belki bir başka 50 bas puan olarak düşünebiliriz dedi. Yine bu açıklama cuma günü geldi. Çok daha fazla faiz arttırma göreceğiz gibi duruyor bu yıl. Yine aynı şekilde bir cuma günü ortalama faizin 4.8 ile 5.4 arasında kalacağına dair bir açıklama da yaptılar. Onya Queen, bugün bize katıldığınız için ve bu da televizyonda paylaştığınız için çok teşekkürler. Evet, buradan gidelim kripto para piyasalarındaki son hem volatil hareketlere hem de bundan sonra Türkiye'deki yatırımcıyı neler bekliyor? Elbette TODEX skandalı ve bununla beraber birkaç şirkette daha benzer soruşturma başlatıldı. Hepsini konuşacağız. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi İsmail Hakkı Polat bizimle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi bu sıcak gündeme geleceğim ama oraya gelmeden önce şöyle tartışmalar olduğunu görüyoruz sosyal medyada. Türkiye'de yaşanan bu aslında skandal diyeceğim. Birkaç kurumun maalesef işte yurt dışına kaçması, bazı kurumların hesapları dondurması. Bunlar kripto para piyasasındaki birçok aslında kripto paranın fiyatının düşmesine sebep oluyor deniliyor. Gerçekten Türkiye'de son dönemlerde birçok insanın kripto para hesabını dondurduğu, pozisyonlarını kapattığı ve çıkış yaptığı doğru mu? Ve bu toplam dünyadaki küresel işlem hacmini ne kadar etkileyebilir? Şimdi tabii bunların hepsini sağlıklı rakamlarla değerlendirmek zor. Yani çünkü çok biliyorsunuz siz de 10 bine yakın kripto para var. Gizlilik esaslı kripto paralar var ama... Hani şöyle kabaca bir hesap yaptığımızda rakamlar zaten işte 3 aşağı 5 yukarı elimizdeki rakamlar şu. 6 milyona ulaşan yani 5-6 milyon civarı diyelim bir kripto para alım satımcısı var. Bu işte geçen sene bu zamanlar 1 milyonun biraz altındaydı. Bu korkunç büyüme yani çok hızlı büyüme biraz işte pandemi sonrası bütün dünyadaki bu işte ekonomik sıkıntılar nedeniyle işte biraz alım daha doğrusu şu andaki elindeki birikimleri değerlendirmek isteyen yatırımcıların şeyiyle olmuş bir şey. Ne derler? Biraz da buradaki etraftaki başarı öykülerini de duymasıyla olmuş bir şey. Bu yüzden de şu anda ortada son derece bilinçsiz girilen ama işte son derece kulaktan dolma bilgilerle de hemen terk edilmek istenen bir durum var. Bu yüzden de aslında hem medya olarak hem sosyal medya olarak burada konuşan bütün
işte uzman, yetkili, akademisyen hepimizin çok dikkatli olması lazım. Çünkü günün sonunda gerek yerel borsalar gerek Türkiye'de temsilcisi olan borsaların hesapları bankalarda. Dolayısıyla işte buradan çıkacak para aslında ülkemizden çıkacak para anlamına geliyor. O yüzden de şu anda yatırımcılarda elbette bir tedirginlik var. Ama bu tedirginliğin gerçek boyutlarını gerçek hani donelerle ve hani biraz da bu konuyla ilgili gerçek rakamları ortaya koyarak aslında yapmamız lazım. Mesela bu 2 milyar dolar denilen rakamın işte son günlerde işte medyada çok geçiyor. O rakamın aslında o kadar olmadığı, çünkü o rakam dünyadaki bütün kripto varlıkların toplamının binde bir anlamına geliyor. Yani Türkiye'de ilk birkaç borsa arasında olmayan bir kripto para alım satım platformunun böyle bir varlığının olup olmadığı da ayrıca tartışılmalı. Ve şu anda işte bir soruşturma var. Bu soruşturma çerçevesinde açıklamalar var. Bu açıklamalara da bakılmalı. Dolayısıyla hem buradaki mağdur kitlesinin gerçek hasar tespiti hem de bundan sonra olabilecekler için biraz daha sakin kalmaya herhalde ihtiyacımız var. Peki nasıl bir regülasyon gelebilir? Yani zaten regülasyon bu piyasanın doğasına aykırı hocam. Şimdi geçen hafta işte Cumhur Örnek'le biz de sohbet ederken bazı izleyiciler dedi ki işte Güzem Hanım pozisyonunuza göre mi konuşuyorsunuz? Şimdi kim neye göre pozisyonuna göre konuşacak ama yani ben açıkçası kripto para piyasasının kısa vadeli bir yatırım aracı olmanın çok ötesinde olduğunu düşünüyorum. Sadece Türkiye için söylemiyorum bunu. Dünyada bu teknolojiyi kabul edip ilerleyen ülkeler aslında bir sıfır öne geçecek. Ve Türkiye proaktif olmalı. Biz bunu küçük yatırımcının mağdur edildiği ya da vurkaç yapılacak bir piyasa olarak anlatmamamız gerekiyor. Bu sebepten ötürü de piyasanın doğru işlemesi için bir şekilde otoritelerin de devreye girmesi lazım. Biraz bahseder misiniz hocam? Tabii ki. Şimdi burada çok temeldeki bir şeyi söyleyeyim. Birincisi zaten bu genç ve hani yani bu kripto para piyasaları o kadar hızlı büyüdü ki aslında işte son birkaç seneden beri bütün kitlesel olarak herkesin gündemine gelmeye başladı. İşte son 3-4 aydan beri de oldukça yaygın biçimde artık hani sokaktaki daha doğrusu sokakta hani az insan var ama herkesin konuştuğu bir şey haline geldi. Fakat özellikle bu ekosistemin içinde yıllardan beri çalışanlar bu işlerin aslında mevcut para sistemlerine bir inovasyon ya da yıkıcı bir yenilik olarak getirildiğini ve hala deneysel çalışmalar olduğunu birçoğunun da farkındalar ve o yüzden de buralar yatırım piyasalarına dönüşürken aslında herkes belli riskleri alarak girdiğini, özellikle bilinçli genç kitle bunun farkında ve bunu aslında uzun vadede bütün parasal sistemde bir inovasyon, bir refah, bir bolluk yaratma aracı olarak nasıl planlayabiliriz? Bunun hesapları içinde. Fakat bunların aynı zamanda piyasa değerlerinin son derece volatil biçimde işte çok keskin çıkışlarda bulunması ve özellikle işte şu anda 4 yıllık özellikle Bitcoin'deki yüksek çıkış ve inişlerin dönemindeyiz. O yüzden de bu konuda fazla bilgisi olmayan ve aslında burada sadece kulaktan dolma bilgilerle buraya giren aslında çok geniş bir kitle olduğunu görüyoruz. Şu anda aslında doğru. Bu 6 milyon, 5-6 milyon dediğimiz kitlenin çok büyük bir çoğunluğu. Hani benim tahminlerime göre %80-90'lık bir kitle böyle bir kitle. Dolayısıyla işte asıl düzenleme olması ve devlet güvencesi ya da devletin bir şekilde güvence olmasa bile bu kripto para alım satım platformları üzerine çeki düzen vermesi, bunları özellikle kripto paraları doğru tanımlayarak hem bu inovasyonların önünü açması hem de burada olası mağduriyetlerin önüne geçmesi için aslında yapılması gereken şey bir, bu kripto para alım satım platformlarının sermaye yeterlikleri, lisans kriterlerini hem teknik hem yasal olarak aslında düzenleyerek bunu süratle sermaye piyasalarına entegre edilmesi gerekiyor. Bunun dışında diğer bu işte şu andaki güç duruma düşen alım satım platformları ile ilgili zaten adli soruşturmalar yürüyor. Evet. Evet, onlar çerçevesinde ama hani burada temel olarak söylediğim şey bütün bunları yapılıyor ama kullanıcılara da şöyle bir şey söylüyoruz. Bakın Bloomberg ekranlarından aşağı yukarı birkaç seneden beri hem sizinle hem başka programlarda konuşuyoruz. Burada hep şunu söylüyoruz. Bu alanlar deneysel alanlar. Bu alanlar
geleneksel işte hisse senedi, varlık ya da işte para birimleri gibi hareket eden finansal araçlar değil bunlar. Dolayısıyla buradaki riskler aynı zamanda sizin de riskleriniz. Bu tüm yatırımları oraya kanalize etmek doğru değil. Zaten söylüyoruz. Doğru. Evet, evet. Tabii ki. Tabii ki. Bu riskleri bilinçli olarak değerlendirmek istiyorsanız o zaman öncelikle bir bakmanız lazım bu piyasalara. Ama bu riskleri eğer ve bu piyasayı hiç bilmiyorsanız uzak durun diyoruz. Dolayısıyla hani bu aslında bu yaşananlar da acı bir ders ama bundan sonraki işte bu tarz girişimlere de bir şey olsun bence. Örnek teşkil eder ve umut ediyoruz ki bu hatalar olmaz. Çok teşekkür ediyorum hocam değerli katılımınız için. Çok önemli aktardıklarınız gerçekten. Kısa bir yer aranın arkasına devam edeceğiz. İrfan, tarım emtiyası rekora koşuyor diyoruz. Gıda enflasyonu yokmuş gibi bir de bu haber gelince Türkiye piyasası için başta tabii gıda enflasyonunu hisseden ülkeler için bu bir alarm. Ne dersin, oradaki fiyatlamanın arkasında neler var? Tek bir faktör yok Güzel. Yani iklim şartları bir faktör. Arz tarafındaki tabii bir baskı söz konusu. Talep tarafı ayrı bir faktör. Bir de bir işin içine fonlar girince fiyat hareketleri ister istemez kaçınılmaz oluyor pandemi sürecinde. Zaten biliyorsun FAO'nun gıda fiyat endeksi son 6,5 yılın zirvesi 10 ayda aralıksız sürüyordu. Bloomberg tarım endeksi de aslında benzer trendin bir diğer teyidini yapıyor. Çünkü 2012'den bu yana, Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviye, neredeyse 9 yılın zirvesi diyebiliriz. Alt kalemlere baktığımızda endeksi en çok tetikleyen MTI'ye soya fasulyesi ön plana çıkıyor. Çünkü orada hem Arjantin tarafına bakınca aşırı yağışlar soya fasulyesi ekimini olumsuz etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafına bakınca da soğuk hava hasadı olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Zayıf arıza karşılık Çin başta olmak üzere yüksek talep yine fiyatı tetikleyen noktalardan bir tanesi karşımıza işte son 10 yılın zirvelerini gösteriyor, çıkartıyor. Buğday tarafında fiyat hareketleri çok farklı değil. Burada hem Amerika hem Rusya'daki iklim olayları fiyat üzerinde bir baskı yaratıyor. Çünkü Amerika'da kuraklığı konuşuyoruz. Rusya'da aşırı soğukları konuşuyoruz. Bunlar da tabii ki arz tarafında bir baskı yaratıyor. 2014'ten bu yana en yüksek seviye. Gelelim Mısır tarafına. Mısır'da da yine Brezilya ve Amerika'da kuraklıkla birlikte bir geciken ekimler fiyatlara baskı yaratıyor. Orada yine yüksek seviyeleri görüyoruz. Bu koşullarda yatırımcılar tabii tarım emtiyasında çok pardon, yükseliş... Asıl konu kuraklık mı burada fiyatları yukarı çeken? Bölgesel bazda değişiyor. Yani güney yarımküre, kuzey yarımküreye baktığımız zaman bazı yerlerde kuraklık, bazı yerlerde aşırı yağış ya da soğuklar. Ki Türkiye'de bile baktığın zaman bahar daha bazı bölgelere tam gelmedi. Hala yağışlar devam ediyor. Ama çevirip de yönümüzü şöyle bir doğu, güney Doğu Anadolu'ya baktığımızda da Mardin'de, Muş'ta, Şanlıurfa'da, Batman'da kuraklık hala var. Ve binlerce dönüm arazide şu anda çiftçiler kuraklık riskiyle karşı karşıya, yağmur dualarına çıkılıyor. Barajlardan su bırakılması talebi var. Bazı barajlarda %10'a inmiş seviyede, Doğu Anadolu için söylüyorum. Dolayısıyla hani bu risk birçok yerde değişebiliyor. Ama günün sonunda hepsini üst üste topladığımız zaman işte küresel manada bir fiyat hareketi yukarı yönlü bize önümüzdeki döneme dair enflasyon riskini karşımıza çıkartıyor. Buna bir de her ne kadar şu anda biraz gevşese de Ukrayna ve Rusya arasındaki jeopolitik krizi eklediğimiz zaman, geçtiğimiz haftanın konusuydu o, Rusya ve Ukrayna krizi gıda fiyatlarını tetikler mi diye. Şimdi tabii görüşmeler başladı, biraz daha gevşeme sinyalleri var ama o iki ülkenin krizi bile küresel manada fiyatları etkiliyor. Niye? Bu iki ülke hem muhubat hem yağlı tohumlar tarafında, dünyanın hem büyük üreticileri hem de ticareti konu olan tarafta ihracatçısı. Bizim gibi ülkelerde, özellikle net ithalatçı olduğumuz yerlerde işte bizi daha fazla vuruyor. Yani küresel bazda hem dolar bazındaki artış hem de iç piyasadaki dengeler bizi daha da olumsuz etkiliyor. Peki hangi ürün grupları yüzünden Türkiye'nin faturası kabaracak en fazla? Yani tarım emtiyası 10 yılın zirvesine diyoruz ama hani şu kalemlerden dolayı Türkiye zora girebilir dediğin ne var maliyet olarak? Hali hazırda en başta hububat geliyor. Şimdi biz buğday tarafında kendi kendimize yetiyoruz diyoruz. Ki orada bile bu kuraklıktan dolayı bir rekolte kaybı bu sezon için bekleniyor. Ama diğer taraftan dahilde işleme rejimi kapsamında biz Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden ham madde ithal ettiğimiz için buğday olmak üzere bunları işleyip un, makarna, irmik olarak ihraç ediyoruz. Burada mesela ciddi bir riskimiz var.
Diğer yağlı tohumlar, yani bitkisel yağ grubu, enflasyonda fiyatı en çok artan ürünler biliyorsun. Orada biz yine %40-45 oranında kendimize yeterlilik oranımız söz konusu. Geri kalan kısmı ithal. Kurum baskısıyla beraber bunu daha çok hissedeceğiz. Hatta geçen haftadan belki iki veriyi hatırlamakta fayda var Güzem. Birincisi tarımsal girdi enflasyonu 21 ayın zirvesinde. TÜİK'in açıkladığı biliyorsun tarımsal girdi fiyat endeksi var. Ve aylık bazda %1.40, yıllık bazda 19.6 yükselerek. Halbuki gıda enflasyonu o kadar zirvede değil ama tarımsal girdilere bakıldığında zirve var. Bu fiyatlar kırsaldakinin çok çok altında aslında. Üreticiye sorduğum zaman maliyetler çok daha fazla yükseldi. Tarım üfeyi hatırlayalım. Orada yıllık bazda %22.06'lık bir rakamla karşılaşmıştık. O da 20 ayın zirvesinde. Dolayısıyla tüketici fiyatlarına yansıyan fiyat hareketler var, daha yansımayanlar var. Hala üreticinin sırtında olanlar var. Bu bize neyi gösteriyor? Önümüzdeki dönemde de gıda enflasyonu küresel manada konuştuğumuz kadar yapısal sorunların etkisi de iç piyasada Türkiye'de konuşacağız. İrfan çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Merkez Bankası'nın tek başına fiyatları kontrol etme düzeyi tabii ki yeterli değil. Kamu otoritesi, tarım politikaları bu anlamda da neler yapılacak göreceğiz. İrfan da zaten yayınlarında, yazılarında işliyor diyelim. Piyasa adını burada noktalayalım. Hoşçakalın.